Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yıldırım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mahalle idareler dendiği zaman ilk akla gelen belediyelerdir. Tabii bunun bir de özel idareye bağlı olan yerel yönetimlerin bir bölümü olan il genel meclisleri ve köy deste vardır. Şimdi ülkemizdeki Büyükşehir Kanunu'ndan çıktığından bugüne kadar özlediğimiz ve izlediğimiz şudur ki büyükşehir olmayan illerimizdeki köylere hizmet götürme daha iyidir. Hizmet daha fazla gitmektedir. Büyükşehirlerimizdeki yeni çıkan Büyükşehir Kanunu'yla birlikte mahalleye dönen köylerimize yeteri kadar hizmetin gitmediği görülmektedir. Örnek verirsek Ankara'nın köyleri mahalle olmuştur ama yeteri derecede hizmet almıyor. Bunun yanı sıra yanımızda bulunan Çankırı'nın, Kırıkkale'nin ve Ankara'nın büyükşehir olmayan komşularının köyleri daha büyük hizmet alıyor. Belediyeler beşikten mezara kadar insana hizmet eden kurumlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı vardır. Belediyecilik sadece park yapıp, yol yapıp, alt geçit, üst geçit yapıp, çöpü alıp çevreyi temizlemek değildir. Bize göre belediyecilik o bölgenin topyekun kalkınmasını sağlamak, önünü açmak, o bölgedeki Cenab-ı Allah'ın o bölgeye nimet olarak verdiklerini gün yüzüne çıkarmak, istihdamı sağlamak, ekonomiyi geliştirmek, bölgeyi, beldeyi topyekun kalkındırmaktır. Yerel yönetici olmak siyasetin zevkli taraflarından biridir. Biz nasip oldu Kızılcahamam'da belediye başkanlığı yaptık. Belediye başkanları beldelerine, bölgelerine hizmet ederler. Yaptıkları eserler de kalır. Milletvekillerinin böyle bir şansı yoktur. Bizim Kızılcahamam'da üretken belediyeciliği hayata geçiren en önemli merkezlerden birisidir. Orada belediye ve üniversite işbirliği yapılmıştır. Bununla birlikte belediye ve özel sektör işbirliği yapılmıştır. Ve Kızılcahamam'da 20 yıl evvel 80 yatak olan turistik yatak kapasitesi bugün 5000'lere ulaşmıştır. Bugünlere getiren ve o günlerde bununla vesile olan Başkent Üniversitesi kurucu rektörü Mehmet Profesör Doktor Mehmet Haberal'a buradan da şükranlarımı sunuyorum. Kızılcahamam'ın önünün açılmasına, gelişilmesine, marka şehir olmasına da çok büyük katkısı vardır. Değerli milletvekilleri, yol ve su medeniyettir. Eğer evin içerisinde musluktan suyu akıtamıyorsanız yerel yönetici olmanın bir manası yoktur. Ama suyun bir maliyeti vardır. Şimdi büyük şehirlerimizde suyun geldiği yerlerdeki bir sıkıntı vardır. Geçen sene buradan izah etmeye çalıştım. Bu sene de bunu dile getirmeye çalışacağım. Baraj havzaları var. Baraj havzalarında bulunan köylerimiz sıkıntının içerisindeler. Elindeki suyu alıyorsunuz, sulu tarımı bitiriyorsunuz. Baraj havzasında bulunan köylerin tapulu arazisine ev yaptırmıyorsunuz. Hayvancılık da yaptırmıyorsunuz. Ve ekmeğini elinden alıyorsunuz. Bu suyu getiriyorsunuz, şehirlerdeki, kentlerdeki insanınızın hizmetine veriyorsunuz. Yani bir örnek verirsek burası Ankara. Ankara'nın içme suyu kuzeyden gelir. Kuzeydeki Kızılcahamam, Çamlıdere ve Kazan ilçelerindeki kurulu barajlardan gelir. Bu barajlar Kurt Boğazı, Eyrakkaya, Bayındır ve Akyar'dır. Bu barajların civarında bulunan köyler, bu barajlara gelen suyun üzerinde bulunan köylerin sulu tarımı ellerinden alınmıştır. Baraj havzaları koruma altında olduğu için hayvan besleyemezler, hayvancılık yapamazlar, o da elinden alınmıştır. Babasının arazisine ev yapamaz, o hak da elinden alınmıştır. Bu Türkiye genelinde yayıldığı zaman
Benzer yerler her su havzasında ve her büyük şehirde vardır. Şimdi bununla birlikte 4 tane baraj Kızılcahamam'ın, Çamlıdere'nin, Güdür'ün, Kahraman Kazan'ın, Beypazarı'nın sulu tarımını etkilemiştir. Bu olacak mıdır? Olacaktır. Önerimiz şudur. Her metre küp suya 5 kuruş koyup bunu fon halinde bir kere bir yere koyarsanız bu mağduriyete uğrayan köylüye, çiftçiye o fonda üreteceğiniz projelerle destek verilebilir. Mağduriyet gider. Değerli milletvekillerim, Ankara Türkiye'nin başkentidir. Ankara'mızın da sıkıntıları vardır. Başkentin sıkıntısı olmaz mı? Elbette onlar vardır. En başında maalesef banka genel müdürlüklerimiz Ankara'dan taşınmıştır. Bunun esnafımıza ciddi şekilde de bir tezahürü söz konusudur. Ankara'ya daha fazla yatırımın yapılmasını, Ankara'nın ilçelerine daha fazla teşvik verilmesini ve desteklenmesini hükümetimizden, devletimizden bekliyoruz. Bununla birlikte Ankara'da 12. organize ve sanayi bölgesini siteler esnafı Elmadağ'da kurmaya çalışıyor. Şu anda bu Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelecek. Buradan talebimiz şudur. Ankara'da daralan ekonominin daha fazla açılması, Ankara'nın bir mobilya merkezi olan sitelerin Avrupa çapında bir üretken bir OSEB'e olması için sitelerdeki esnafımızın kurduğu 12. organize sanayi bölgesinin teşviklerinin verilmesi, yardımların yapılması, ruhsatlarının çıkması ve Ankara'mıza bir yeni daha organize sanayi bölgesi kazandırılmasıdır. Değerli milletvekilleri, benden evvel birçok hatip çiftçimizin durumunu arz etmeye çalıştı. Bizim bölgemizde de afetler olmuştur. Tolu vurmuştur, sel gelmiştir. Kahraman Kazan'da, Ayaş'ta, Beypazarı'nda bu bölgelerde dolu oldu. Sel afeti oldu. Çiftçimiz borç erteleme talebinde bulunmaktadır. Şu güne kadar bu hayata geçmemiştir. Birçok hatip de buradan bunu mükerrer defalar dile getirdiler. Bir kere de biz dile getirmeyi uygun bulduk. Bununla birlikte eğer borç erteleme olmayacaksa borcun yapılandırılması talebi vardır. Ama borç yapılandırırken %8'le alınan parayı yapılandırmayla birlikte %16'ya çıkarılır ise bu borç yapılandırmadan daha fazla biraz faiz yükseltmeye girmektedir. Bunu verebilecek çiftçimiz yoktur. Son yıllardaki kuraklık, afetler ve benzeri durumlar çiftçimizi mağdur etmiştir. Çifti şimdi borç yapılandırmasını bekliyor. Biz de bekliyoruz, talep ediyoruz. İlgililere buradan tekrar ve tekrar duyuruyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de bunların olmaması için yapılandırmanın yapılması, çiftçi de borcunun ödemesinin faizini az vererek yapması da genel taleplerin içerisindedir. Değerli milletvekilleri, buradan Ankara ile ilgili tekrar tekrar bazı taleplerimiz olacaktır. Vakit çok kısıtlıdır. Bunu da göz önünde bulunarak biraz evvel Sayın Çevre Bakanımız Ankara Stadı ile ilgili bir açıklama yaptı. Biz mahalli seçimlerde Ankara 19 Mayıs Stadı ile ilgili bir projenin hazırlandığını biliyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza da takdim edildiğinden haberimiz vardır. Arzumuz odur ki burası başkenttir. Hiç milli maç oynanmamıştır. Yıllardır Ankara'dan milli maç oynanmıyor. Arzumuz, isteğimiz Ankara'ya yakışır. Ankara'da da milli maçların oynanacağı mükemmelliyette bir stadın en kısa zamanda Ankara'ya yapılmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. 2020 bütçesinin Türkiye'mize
Milletimize, devletimize, hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Hepinize saygılar sunarım.